Herkese merhabalar. Bugün not tutma taktiğini göstereceğiz Tonguç'um sana. Hocam nasıl not tutacağım bilmiyorum hocam. Etkin not tutamıyorum. Hiç endişelenmene gerek yok Tonguç'um. Birincisi not tutma taktikleri hakkında öğrencilerimizden bir tanesi Sarışıkları mükemmel bir yorum yapmış ve 490 tane beğeni almış. Oo iyi kasmış hocam. Damla da çok güzel bir yorum yazmış. Demiş ki hocam not tutma taktikleri gelsin lütfen. Osman demiş ki not tutma taktiklerini anlatın hocam. Herkes böyle yorumlar yapmış. Biz de öğrencilerimizi dikkate aldık ve dedik ki öğrenciler nasıl not tutar? Birincisi Tonguç'um. Ben not tutmuyorum hocam zaten. Okuldayken burayı hatırlarım yazmama gerek yok diyorsun ama eve gelince eyvah bu neydi ya yazmamışım deyip hatırlayamayabiliyorsun. O yüzden sınavdan önce tutuşup arkadaşımın notlarını almaya çalışıyorum. Evet not tutmak çok önemli Tonguç. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki ortalama bir öğrencinin okuduğunun ancak %20'sini hatırlayabiliyor. Dinlediğinin %40'ını hatırlıyor. Yazdığının ise %60'ını yani yarısından fazlasını hatırlıyor yani unutmuyor Tonguç'um. Dolayısıyla not almak çok faydalı bir şey. Öğrenilenler akılda kalıyor. Sınav öncesi kişinin özgüvenini artırıyor. Aa ben bunları biliyordum diyorsun. Ve sınav kaygını azaltıyor. Heyecanlanmıyorsun. Çünkü sen ne zaman heyecanlanırsın biliyor musun? Bilmiyorsan heyecanlan. Ya bilmiyorum bu neydi? Eyvah eyvah dersin. Ama biliyorsan hiç heyecanlanmazsın. Ve zamandan da tasarruf sağlıyor. Niye? Bir daha 100 kere çalışmanı engellemiş oluyor. Birincisi yapman gereken şeyi söylüyorum Tonguç'um. Düzenli not alman lazım. Yani peki nasıl not tutayım hocam? Şöyle. Hoca bir şey söylüyorsa olduğu gibi yazmayacaksın. Mesela diyelim kafa defterin var ve bir kalem aldın. Hoca sana bir şey söylüyor defterini yazarken. Böyle her şey böyle bıdı 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 yazamazsın. Zaten hocanın hızına yetişemezsin. Dolayısıyla çünkü mesela çü diye yazabilirsin. Veyahut da bunlar dediği zaman B yazabilirsin. Böyle bazı notlar, bazı artılar, eksiler, x'ler yazaraktan bazı şeyleri kısaltabilirsin. Bunlar kendi kelimelerini kullanmanı ve kendi şifreni oluşturmanı sağlıyor. Belirli bir başlık sırasını takip etmen gerekiyor. Böylece arkadaşlarıma verince hiçbir şey anlamazlar. O da doğru bir yöntem. İkincisi ipuçlarını yakalaman gerekiyor. Yani öğretmenin ses tonlaması burada önemli. Arkadaşlar buraya dikkat edin diyorsa tahta yazılan bazı kelimeler varsa yıldız atıyorum ben hocam. Yıldız atman gerekir ve bunları daha dikkatli bir şekilde yazman lazım. Yani hocam bazen böyle şey olur ama eğer bunlara diyorsa hemen orada demek ki yazman gereken bir şeyden bahsediyordur. Öğretmenin ses tonlaması senin de yazman gereken şeyin vurgusunu yakalar. Anahtar kelimeler çok önemli. Sonuç olarak önemli. Dikkat ediniz mutlaka. Kesinlikle diyorsa bunu not alayım mı hocam? Tabii ki. Bu sınavda çıkar diyorsa bunları mutlaka not alması sonucum. Ve renkli kalemler kullanacaksın. Bizim tabii ki büyük kalemlerimiz var. Bunları yazamazsın kendi kağıtlarında ama sen kendin mutlaka süper kalemlere sahipsindir ve renkli kullanmak insan zihninin daha hızlı çalışmasını, daha iyi anlamasını ve daha zihinli bir şekilde konuları öğrenmesini sağlıyor. Beşincisi de kısaltmalar oluşturmalısın. Yani okurken de zaman kazandırıyor, notların da daha anlamlı oluyor. Bazen kodlamalar yapabilirsin, bazen daha iyi öğrenmeni sağlayacak şeyler yapabilirsin. O zaman artık not tutup başarmasını sende Tonguç'um. Hemen ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yaz. Teşekkür ederim hocam.